Halkbank değerlerin davetini sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. İnegöl köftesi şöyle, Bulgaristan göçmeni aslında aile. Bulgaristan'dan buraya geliyorlar. İlk geldiklerinde de bunu kebapçı olarak yapıyorlar. Bu kadar çok bilinmesinin sebebi de aslında şu bulunduğumuz cadde Bursa-Ankara karayolu. İnegöl'den geçenler de şu ileride bir işte otobüslerin dinlenme yerleri varmış. Orada işte durduklarını biz İnegöl'de İnegöl köftesi yedik. İnegöl'de İnegöl köftesi denilince İnegöl köftesi aslında böyle çıkıyor. İnegöl köftesi 1800'lü yıllarda Balkanlardan Besser ailesi tarafından gelmişlerdir. İnegöl'e geldiklerinde de İnegöl köftesinin adını vermişlerdir. İnegöl Besser ailesi birçok ustalar yetiştirmiştir. Bunun rahmetli, yeni rahmetli oldu köfte Zeynel gibi bir sürü üstadlar yetişmiştir. Aynı zamanda benim eniştemdir. Ben de çocukluğumdan beri, 7 yaşımdan beri ilkokul birden yarım gün okula, yarım gün ustamın yanına giderek böyle öğrendik. Yani ustalığın, işçiliğin her şeyini orada aldık. Terbiyesini, eğitimini, her şeyini orada aldık. Şimdi Mustafa Besser salı günleri bizim salı günü pazarımız işte. Salı günleri geliyor, bana şu kaburgayı verir misin? Veriyorlar. Bir, ertesi salı bir daha geliyor filan. Bu kaburgayı İnegöl'de kaburga bulamadığı için her salı günü haftalık et alıyorlar. Salı günleri buraya et almaya geliyor. Her salı geliyor. Devamlı aynı kalitede et, aynı kalitede kaburgayı buluyor. Her salı geliyor. Bu sefer bu yüzden Mustafa Besler'le çalışmamız başlıyor. Ondan sonra 70 yılından beri bu işimiz birlikte çalışmakta devam ediyoruz. 240 kilo, 280 kilo arasındaki genç dana kaburga. Kuzunun da döş tarafından bunu sinirlerini ayıklayıp hiçbir şekilde kavram yağı, iç yağ bunları kullanmayıp kendi yağlarıyla birlikte sinirlerini ayıklayıp kıyma makinesinden geçiriyoruz. Onu hamur haline getiriyoruz. O hamur halinde bir gün bunu bekletiyoruz. Tekrar bu sefer kıyma makinesinin ince ayna tarafından çekip tekrar onu yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra içine işte soğan, kırmızı soğan doğranıp yoğurup servise sunuyoruz. Bizim köftemiz İnegöl dışında, İnegöllülerin dışında hiçbir yerde bu lezzeti bulamazsınız. Ya aslında hiçbir şey yok köftemizin içerisinde. Sadece ne eti, yani %70 dana, %30 kuzu eti, tuz var. Günlük yapılırken sadece ne soğan kullanılıyor. Yani dinlendirilmiş et aslında. Yani hani bugün yaptığımız, hazırladığımız eti hemen ertesi gün sunmuyoruz aslında. Dinlendiriyoruz. Daha sonradan servis ediyoruz. Yedi yaşında girdim oraya, yarım gün okula gidiyordum, yarım gün iş yerine gidiyordum. Hiç bırakmadan, askere gidinceye kadar tamamen orada bütün eğitimleri alıp askere gittik. Geldik, Köfte Zeynel'de devam ettim. Ondan sonra 4-5 sene sonra da kendim küçük başladım. Küçük başlık, tabii eğitimini aldığımız için, her şeyi bildiğimiz için işin başında bizzat durarak bugünleri getirdim. Artık İnegöl'de köfte şehir efsanesi değil, ülke efsanesi adına gelmiştir.
İnegöl köftesinin lezzeti, tadı bizim çiftliğimizde yetiştirdiğimiz özel doğal besi hayvanlarımızdan geliyor. Bunları özel yemlerle, doğal besiyle besliyoruz. Ondan sonra mezbahamızda kesip dükkanımızda satışa sunuyoruz. İnegöl köftesinin en büyük özelliği %75 dana kaburga, %25'i kuzu etidir. Bu lezzet buradan geliyor. Mesela şöyle söyleyeyim. İstanbul Türkiye'nin dinamosu. Bütün dev holdingler buralardan yönetiliyor. Ve bunlardan ticaret için buraların CEO'ları, yöneticileri Türkiye'yi ileri geziyorlar ticaret için. Bursa'ya geldiklerinde Bursa'da bir handikap var, İskender. Bunu bazen aşıyorlar. Bunu aştıklarında ya köfteyi yiyelim diyorlar, İnegöl köfteyi yiyelim. Geldiklerinde ya biz ne yapmışız bugüne kadar? Neden biz buraya gelmemişiz? Neden bu köfteyi yememişiz? Ya siz bunları bize çiğ olarak sunuyor musunuz? Evet efendim. Misafirler geliyor. Ya bizim Bursa'da işimiz var. Akşamüstü dönemiz. Tamam. Paketliyoruz. Buraya geliyorlar. Biz onları tekrar ağırlıyoruz. Burada çayını, kahvesini ikram ediyoruz. En iyi şekilde evlerine gönderiyoruz. Ve bizleri aileleri arıyor. Yahu bize gönderme şansınız var mı? Şöyle İnegöl köftesini mesela dışarıdan gelen birçok müşterimiz hep parmak şeklinde olarak biliyor. Aslında İnegöl köftesi parmak şeklinde değil, bizim sunduğumuz şekilde yani yuvarlaktır. İnanır mısınız tuzun dahi, etteki tuzun, karbonatın dahi çok özelliği var. O kadar titizlikle bu siniri ayıklıyoruz, temizliyoruz, entegre ediyoruz. O kadar meşakkatli ki, o kadar da keyifli ama severek yaptığın zaman o lezzeti hep alabiliyoruz. Tazelik en et konusunda en önemli faktör tazeliktir. Taze olan et çok lezzetli, doğal, güzel olur. Bursa'ya geldiklerinde tekrar İstanbul, özellikle Uludağ kış turizmi. Kış turizmine geçerken cuma günleri bir İstanbullu furyası, bir turist furyası Bursa'da güzel bir ekonomiye katkı sağlıyorlar. Oteller Bursa'da doluyor. Geniş kapsamlı. Bu tabii Bursa'nın yakın ilçelerine de taşıyor. Ne yapıyor? Ya biz diyor bilmiyorduk diyor köfteyi. Biz artık şimdi köfte yemeye geliyoruz. İstanbul şimdi Osman Gazi Köprüsü'yle daha yakınlaştı. Bursa İstanbul'un uydu kenti oldu. Alın otomobil fabrikası Bursa'ya geliyor şimdi. Zaten bir otomobil şehri. Lezzet şehri. Osmanlı padişahlar şehri. Yeşil Bursa. Yeni nesil çok fazla aslında İnegöl köfte, yani köfte yemiyor. Belki de herkes hamburger, o tür şeylere yöneldiği için büyük bir kayıp. Aslında bizim yeni nesli yakalamamız lazım. Ama bu da nasıl olur tabii ki bilmiyorum. Bir kilo kuzu karışıktı değil mi efendim? Evet. 250 gramını kuzu yapıyoruz, 750 gram da mı? Artık ulaşım o kadar kolay, o kadar rahat ki bir Avrupa ülkesine bile her an istediğimiz zaman gidebiliyoruz. Şimdi İstanbul'dan çıktığınızda buraya 1 saat 20 dakikada geliyorsunuz. Uçağa atlıyorsunuz Antep'e. Gidip kebap yiyebiliyorsunuz, Adana'ya gidebiliyorsunuz, her tarafa, Mardin'e, Urfa'ya, oraya gidebiliyorsunuz. Artık herkes de Ankara'dan olsun, başka şehirlerden olsun, biz o kadar çok ulaşıyorlar ki, bir de yolumuz Bursa, Ankara, Antalya istikametinde yol üstünde olduğu için herkesin mola noktası haline geldi ve sevilerek yalnız bugün değil, yalnız dün değil, el ele devam edecektir. Çünkü bu iş ekip işi. İşimizi severek yapmaya çalışıyoruz ve bunun karşılığını da konuklarımızdan alıyoruz. Çünkü insanların bizimle uğraşmaya vakitleri yok. İnsanlar buraya açık surat görmeye gelmiyor. İnsanlar burada hizmetini alıp onları hoş evlerine, gidecekleri yerlere en iyi şekilde gönderiyoruz.
Onun dışında ekmek, baharat asla yok. Ve kısık ateşte sık sık çevirerek pişiriyoruz köftemizi. Bir de son zamanlarda şunu çok yaşıyoruz. Herkes alışmış pişkin köfte. Ya da bir ek köftenin içerisinde ekmek girdiği zaman, pişirdiğiniz zaman az bile pişmiş olsa rengi daha koyu olur, pişmiş gibi gözükür. Bizim köftemizin içerisinde ekmek olmadığı için biz ne kadar pişirirsek pişirelim içi hep pembe kalır. Aslında bu pişmediği için değil, içerisinde ekmek ve baharat olmadığı için içerisi hep pembe kalır. Yani et yiyorlar aslında yani. Hiçbir katkı maddesi yok ve bizim bununla ilgili belgemiz de var. Hatta gizli müşteri olarak gelip çekim yapıldı. Hoş geldiniz. Ürün alınıp teste gitmiş mesela, %98 et, %2'lik oranında da soğan çıktı. Belgemiz var yani, biz bazen müşterilerimize bunu sunuyoruz hatta isteyene. Yani çok gönül rahatlığıyla yiyebilirler yani. Piyazımız, köfte, piyaz, sütlü kadayıf ve kuru üzüm şıra. Bunlar hepsi beraber bütündür. Biz bunlara ulaşmamız için dinamiklerimizi doğru çalıştırmamız gerekiyor. Ama en büyük haber kaynağı, en büyük haberleşme kaynağı yine insanlık. Şimdi bizim çalıştığımız kasabımız bile 70 yıllık Yenişehir'de. Sürekli oradan alıyoruz etimizi ve bir hayvanın her tarafını kullanmıyoruz. Hani hayvanı doğal besinlerle beslediğimiz için hani etin kalitesini biz kendimiz bilebiliyoruz. Şimdi mesela dışarıdan köyden bir hayvan alırsın, kesersin. Adam hangi yemle besledi, onun kalitesi nasıl filan bunları bilemezsin. Biz kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz hayvanları kestiğimiz için lezzetimiz buradan geliyor. Güzel köfte yemek istiyorlarsa ya da iyi ürün et yemek istiyorlarsa herkesi İnegöl'e bekliyoruz. İnegöl köftesi yemeye bekliyoruz. Öyle müşterilerimiz var zaten. İstanbul'dan çıkıp sadece köfte yemeye geliyorlar bize ve dönüyorlar. Çok ter döktük, çok emek verdik. Şimdi evlatlarımızı yetiştiriyoruz. Seviyorlar, severek yapıyorlar. İnşallah devam edecekler. Biz hala işin en püf noktasındayız. Böyle devam edecek. Ama yeni teknolojilerle rahata erdik gibi geliyor. Herkese hizmet edebiliyoruz ama Türkiye'de bir şehir var, Gaziantep. Bunlara, buradaki misafirlere Batı yemeğini beğendirmek zordur. Çok zordur. Bizim kültürümüzde ne var? İnegöl köfte. Ne var? Girzola. Ne var? Kuzu şiş. Ne var? Döner. Bu bizim Türk kültürümüz. Onlar buraya geldiklerinde mekana, ya köfte, nasıl bir köfte? Buyurun, sunuyoruz. Yanında güzel piyaz, sirkesi, limonu sıkılmış vaziyette veriyoruz misafirimize. Ya biz Adana, Gaziantep'te, biz diyor bu köfteyi neden yememiş? Bu kadar keyifli, bu kadar lezzetli, kadar mı bu kadar özel bir şey? Orhan abi bizde çalışmış, o devam ettiriyor. Zeynel Köfte de burada çalışmış, onun da bir işletmesi var. Benim oğlum 5. kuşak eğer devam ettirirse. Eşimin abisi var, onun da bir işletmesi var İnegöl girişinde. Onun oğlu şu anda çalışıyor, 5. kuşak orada devam ediyor. Benim eşim burada 4. kuşak olarak devam ediyor. Orada da yeğeni İbrahim Besler 5. kuşak olarak bu işi devam ettiriyor. Kendi yemediğimizi insana vermemeliyiz. Biz bu lezzetleri insanlara sunarken biraz da dokunmalıyız onların kalplerine. Kalplerine dokunduğumuzda inanın bunun her evresinde başarı yakalıyoruz.
Halkbank değerlerin davetini sundu. Halk ister.